Evet hocam, müthiş En bir popüler. sorumuz var. Sümerler. Ya doğrusu müthiş bir soru falan, dalga geçmeyelim. Evet, ciddi ve cevaplandırılması gereken bir konu. Kur'an Sümer mitolojisi midir? Oradan etkilenmiş midir? Şuraya koyabilirsin yavrum. Basın. Allah el ilah mıdır? Bir pagan tanrısı mıdır? Oradan mı zaman içerisinde evrimleşerek, kültürel evrimle gelmiştir, geçmiştir Kur'an'a? Evet sayın hocam. İlk olarak Sümer'den geleyim de ben yani Sümer konusunda zaten akla ilk gelen kişilerden birisi Muazzez İlmiyatçı. Tarih, Kur'an, Tevrat ve İncil'in Sümer'deki köken diye bir kitap yazmıştı. Şimdi şunu belirteyim ben aslında. Kur'an'daki anlatılan olaylar sadece Sümer'de değil. Türk mitolojisinde benzerlikleri görülür. Babil'de de vardır. Berberilerde de vardır. Ondan sonra Yunan'da da vardır. Benzer anlatımlar vardır yani. Mesela bir Nuh tufanına baktığınız zaman Doğu kültürüne kadar bir Nuh tufanının varlığından bahsediliyor. Ancak şöyle bir şey var ki bunlar yani Kur'an'da anlatılan olayların daha önceki inançlarda veya mitolojilerde var olması İslam'la aleyhine olan bir durum değil. Çünkü Kur'an zaten diyor ki ayette Fussilet suresinde geçer bu. Ayet numarasını tam hatırlamıyorum da Fussilet 43 veya 43 olacak yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki sana anlatılanlar ancak senden önceki elçilere anlatılan şeylerdir diyor. Bu durumda zaten Kur'an'da geçen şeyleri benim daha önceki elçilerin sözlerinde bulmam gerekiyor. Bu sözler mitoloji olarak da, insanlar kayda geçmiştir. Kutsal kitaplara geçmiştir. Sümer mitolojisini mit olarak geçmiştir. Bu durumda Kur'an'dan atılan şeylerin biz zaten diğer mitolojilerde, Sümerlerde görmüş olmamız bir İslam Beklenen bir şey. beklenen bir şey. İslam'la ilgili bir şey olmuyor. Olmaması biraz tuhaf olurdu. Aynen. Tufan gibi bir olayın hele. Yani zaten ateistin bir tanesi diyor ki madem Allah İslam'dan önce Allah vardı o zaman Allah ismine niye Evet. ulaşmam Bu diyor. arada ben tufanın evrensel olduğunu düşünmüyorum. Bölgesel Lok ama. bölgesel. Bölgesel Lokal. ama hani büyük bir bölgedir yine. Çünkü Bilmiyorum hepsi artık. almış. Yani bunu yani Türk mitolojisinde de Değil mi? var. Doğuda bile yani herkes hikayeyi farklı O söylemiş. bölgede Aynen. şahit olunmuş ama atıyorum yani Karayiplere gitmemiştir. Atıyorum Aynen. yani çünkü evrensel olduğunu söyleyen bir ibare yok asla şeyde. Aynen Kur'an ona açık. Sümerler'de zaten dediğim gibi böyle yani İslam'la aleyhine olan bir durum değil. Ama bununla birlikte şöyle bir şey var ki Kur'an-ı Kerim bu bilgileri alırken yani Yunan'dan aldı, Sümer'den aldı, alıntı yaptı falan diyorlar ya. Bunlarda alıntı yaparken her zaman seçici davranıyor. Mesela gökleri tutan direkler vardır inancı. Mesela Sümer'de var. Kur'an bunu reddediyor. Veya bunun dışında bazı peygamberin bulunmuş olduğu toplumda yaygın olan bazı yanlış bilgiler var. Bazı yanlış anlatılar var. Kur'an bunlar arasında bir eleme yapıyor. Mesela yani bu sadece şeyler alakalı değil aslında. Diğer mitolojilerle alakalı değil. Tevrat ve İncil'in apokrif metinleri var mesela. Apokrif metinlerden bile seçmece yaparken dikkat ediyor. Bir kritere göre seçiyor. Öyle önüne gelen hemen her şeyi kopyalamıyor mesela. Ve bununla birlikte bir Muazzez İlmiyatçı'ya da küçük bir eleştiri yapmadan geçmeyeceğim. Kitap yazmıştı demiştim kendisine yana. Kitapta diyor ki, bunu reis, biz de kitapta kendim okudum diyor ki, Tanrı diyor 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi olayı diyor. Kutsal metinlerde vardır ve Kur'an'da da vardır diyor. Ulan gönderme var bize bir yorgunlukta dökünmedi diye Ne dokunmadı diye direkt tekfir ediliyor orada Yahudiler. Kur'an'da da vardır diyor. Dipnota baktım ne yazdı diye. Dipnota baktım Kur'an'da çeşitli yaratılış ayetleri deyip geçmiş. Hiçbir tane ayette Allah 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi diye bir ifade yok. Tevrat'ta yazıyor diyorsun anlıyorum. Çeviri hatası İşte. falan. Ama Kur'an'da da geçiyor diyor. Kitapta dipnota kaynak vermiş çeşitli yaratılış ayetleri. Abi biz okuduk öyle bir ayete denk gelmedik. Ve Muazzez İlmiyatçı da şu an ateistler tarafından çok şey hani adam pardon Ha. pardon kadın Sümer'le İslam'ı çürüttü diyen birisi. Birkaç yerde geçer bu. O çok dikkat eder. 6 günde ya da yevmde, evrede yarattık Aynen. ve bize bir yorgunluk da dokunmadı. Neden? Çünkü Allah yani ne yorgunluğu. Burada çok yani direkt gönderme vardır Yahudi'ye yani. Aynen. Doğru kısmını alır. Evet 6 evrede yarattım. Fakat yorgunluk mu? Ha? Ne diyorsunuz siz? Onu reddediyor aynen. El ilah konusunda da zaten inşallah bir tane arkadaşla kayıt yaptık. O videoyu editleyip inşallah kanala atacağım da. Kısaca şunu söyleyeyim ben. Allah isminin kökenin el ilah'tan geldiği iddiası veya Allah isminin Şuna özel da cevap verelim mi unuttuk altı gün biz? yarattı ve istiva buyurdu. Aha istiva meselesi. İstiva kuru şey Durur demek. sen dur devam et. Devam et o son anlattığını. El ilah mı? Aha. El ilah konusunda henüz net bir bilgi yok elimizde normalde. Hani bazıları kalkıyor Allah aslında el ilah'tan gelmiştir ve bu da put adıdır falan diyorlar ama normalde bunun bir kaynağı yok. Yani karşınıza geçip de böyle elini açan bir heykel resmi koyuyor. Kaynağı yok. İşte Allah adına ay tanrısı vardı diyorlar. Bunun herhangi bir kaynağı yok. Allah ismi ister özel isim olsun ister el ilah adında yani bilinen tanrı anlamına gelen bir isim olsun hiç sıkıntı teşkil etmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ben mesela bugün bir Müslüman olarak inandığım yaratıcıya tanrı diyebiliyorum Türk olarak. Şimdi sen kalkıp şunu söyleyemezsin. Efendim Tanrı aslında Tengri'dir, gök Tengri'den gelir. Sen aslında İslam'ın Allah'ına değil de Ha. gökten inanıyorsun Ha. diyemezsin. Ben taptığım şeye tabii ki Tanrı diyeceğim. Ben güneşe tapsam güneşe de Tanrı diyeceğim. Güneşe de Allah diyeceğim Arap olsam. Elilah en uygun isim. Yani the Ha, God the demek God değil mi? aynen. El ilah'tan geliyorsa dahi bu böyle bir problem teşkil etmiyor.
hani kaynağı yok. Farz edelim ki İslamiyet'ten önce bir tane puta geldiler de bu adamlar elilah dediler. Böyle taptılar. Evet. Abi yine sorun yok. Adam taptığı şeye tabii ki elilah diyecek. Ne diyecek başka muhakkak, yani? Muhakkak, muhakkak yani. Aynen. Ondan dolayı bu da saçma bir şey olur.